Herkese selam. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çocuklarınıza, kızlarınıza, büyük veya küçük yapacağınız saç bandanası göstereceğim. Bu örneği birçok yerde de kullanabilirsiniz. Ama ben saç bandanası olarak örmeye karar verdim. Bu şekilde de üzerine bir papatya yaptım. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Elimde şöyle bir ipim var, ören bayanın. Biraz kalın bir ip, çok güzel dokusu, gayet yumuşak. Papatyaları yapmak için elimde sarı ve beyaz ipim var. 2,5 numarada tığım var. Ben ilk başta şöyle bir size yapılışını göstereceğim. İlk başta şöyle bir çevirdim ve zincirime başladım. Bir. Çok fazla sıkı da yapmayın zincirlerinizi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle üzerine aldım hanımlar. İkili trabzan yaptım. Tekrardan üzerine aldım. İkili trabzan yaptım. Aynı şekilde başa kadar ikili trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 9 adet ikili trabzan yaptık. Zincirimizle birlikte 10 tane oldu hanımlar. 1, 2. 2 zincir çektim, geri dönüş yaptım ve ilk sıramızı bakın. İlk trabzanımızın tepesine üzerine almadan battım, çıkardım. Sonrasında üzerine aldım, tekrar battım, çıkardım ve tekrar üzerine alıp çektim. Bir adet zincir çektim. Sonrasında ikili trabzanımızın tepesine atlayıp, yani bir tane boşluk bırakıp İkincisine üzerine almadan battım. Çıkardım. Tekrar üzerine aldım. Ve ikili trabzan yaparak, yani üzerine alıp çıkararak çektim. Şimdi yine aynı şekilde birini atlayıp ikincisine, ilk baştakine üzerine almadan bir sonrakine üzerine alarak batıp çıkarıp birer zincir çekiyoruz aralarda. Yine aynı şekilde bir tane boşluk bıraktım. Sonuncuyu üzerine almadan battım, çıkardım. Tekrardan üzerine aldım. Battım ve çıkardım. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir çektim. Şimdi burada dönüş olduğu için 2 adet zincir çektim. Hanımlar, gerçekten bu çok güzel bir model. Yelek, hırka, kazak, her şeyde kullanabileceğiniz, hatta bununla her şey şapka dahi yapabilirsiniz. Atkı, bakın şurayı göstereyim. Şu ara boşluklara değil, şuraya, buraya yine üzerine almadan battım, çıkardım, tekrar üzerine aldım, çıkardım ve hepsini birden çektim. Bir adet zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Ara boşluklara değil. Bakın bir zincir çektim. Ara boşluklara değil. Yani ilk başta şu sık iğneyi üzerine almadan yaptığımız sık iğnenin ara boşluklarına batıyoruz. Bu şekilde yaparak ne kadar istiyorsanız o büyüklükte, o uzunlukta örüp kime göre yapıyorsanız ona göre ölçün. Bir zincir çektim ve bir tane daha çekeceğim. Şimdi burada dönüş olduğu için bakın herhangi bir yamulma, kasma ya da herhangi bir şey olmuyor.
Bakın çok düzgün duruyor. İkişer zincir çektiğimiz için bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Ben şimdi diğerini de göstereceğim size. Bakın onu buraya bırakalım. Ben zaten ördüm. Bakın görüyor musunuz hanımlar? Bu şekilde ördüm saç bandanamı. Bir iki sıra daha öreceğim burada. Yani bu başlangıç kısmıydı size gösterdiğim. Aynısını burada devam edeceğim. Çok kolay, gayet güzel ilerleyen. Örerken tok ve kalın ipler tercih edin bu örnekte. Çünkü ilk başta denedim ince bir iple örmeyi ama bu kadar böyle güzel ve hoş görünmedi. Örneği belli olmadı yani. Bu şekilde kalın biraz daha tok bir iple ördüğümde daha güzel belli oldu örneği. Hanımlar bu arada tığ numaramı karıştırmışım. Papatya yaptığım tığla ördüğüm tığı karıştırmışım. Normalde 4 milimlik tığla bunu ördüm. Bu 2,5. Burada yanlışlık yapmayalım. Çünkü ipim biraz kalın. Yani buraya getirdiğim zaman böyle bir karışıklık olmuş. Bu papatya yaptığım tığla. Şunu şöyle bırakalım. Oradaki yanlışlığı da düzelteyim. Evet, ipim biraz kalın olduğu için 4 numarayla örmüştüm bunu. Şöyle göstereyim. Evet, bu karışıklığı da düzeltelim. Bunu da yine aynı şekilde 2,5'unan ördüm ama sizler 4 numara tığla örün. Çekim yaparken fark ettim. Bunu da düzeltmek istedim sizler için. Hanımlar. Hanımlar burada sonuncuyu öreceğim. Bir, iki adet zincir çektim. Geri dönüş yaptım. Burada da zaten ipimin rengi değişti ebru'lu olduğu için. Ama o da arka kısmı denk gelecek. Pek fazla bir şey fark etmez arkada duracağı için. Özellikle bu rengi seçtim. Zaten üzerine de bu şekilde papatya ekledim. Yeşillik böyle yeşilliğin üzerinde papatya olarak. Şimdi burada dönüş yaptık. Burada ikili trabzan yapmıştım hanımlar. Bakın şu baş kısmında ikili trabzan yapmıştım. Yine şimdi aynı şekilde zincirimizle birlikte 10 tane ikili trabzan olacak. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve zincirimizle birlikte 10 tane oldu. Burada zincir çekmeyeceğim hanımlar. Evet. 10 tane oldu. Şimdi bu şekilde yapacağız hanımlar. Bakın. İkisinin bunlar düz taraflar. Yani bu şekilde. İkisinin ters kısmını yan yana getirdim. İkisinin de baş kısımlarından batarak bu şekilde sık iğne yapacağım. Hepsinin uç kısmından batarak bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Başa kadar. Bu şekilde birleştireceğiz. Gerçekten kolay ve çabuk yapabileceğiniz bir örnek ve bir model. Burada bir adet de zincir çektim hanımlar. Şimdi papatyamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
5 tane zincir çektim. En baştakine battım. Kaydırma yaparak kapattım. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Üzerine aldım. Ben şimdi çok fazla yaygın durmasını istemediğim için hepsini birden yalancı trabzan yaparak kapattım. Bir tane zincir çekeceğim arada hanımlar. Yine üzerine aldım. Yine yalancı trabzan yaparak kapattım. Her bir araya birer tane zincir çekerek yalancı trabzan yapıyoruz. Bir tane daha zincir çektim. 11. Bir tane zincir çekip ilk baştaki zincirimizi kaydırma yaparak kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 adet zincirimi çektim. Üzerine aldım. Doldurdum hanımlar. 2, 3, 4, 5. Tekrar üzerine aldım ikinci yuvayı. 2, 3, 4, 5. Uzun uzun çekelim biraz. Hepsini birden çıkardım. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5. 5 adet zincirimi çektim. Aynı yuvaya battım. Kaydırma yaptım. Hemen yanındakine yine kaydırma yaptım. 2, 3, 4. 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde üzerine alıp 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındakine üzerine alıp 2, 3, 4, 5. Hepsini birden kapatıp çekip bir zincir çekerek kapatıyoruz hanımlar. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane zincir çekip aynı dibine batarak zincirimi de kapattım. Kaydırma yaptım. Hemen yanındakine geçtim yine. Bu şekilde 6 tane yaprağımızı yapıyoruz. 5 zincirimi daha çektim. Yine aynı yuvanın dibine batıp kaydırmamı yaptım. Bir adet zincirimi çektim ve ipimizi kestik hanımlar. Ben yalancı trabzan yaptım. Sizler eğer isterseniz ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Biraz daha büyük görünmesini isterseniz bunu yapmamın nedeni ben şimdi bu sarı tomurcuğumu koyacağım için daha dolgun durmasını istedim. O yüzden yalancı trabzan yaptım. Sizler eğer isterseniz ikili trabzan yapıp biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi birazcık ipimizi uzun bırakalım. Arkada bağlamak için bandanamıza. 1, 2, 3. Şöyle 4 zincirimi çektim. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 adet zincirimi çektim. Yuvanın içine battık. Biraz uzun tutalım. 1, 2, doldurabildiğimiz kadar burayı dolduralım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Hepsini birden çektim. Bir adet zincirimi çektim hanımlar. Birazcık ipimizi uzun bırakıp bunu da keselim. Sonra karşılıklı ipimizi alalım. Tam karşı karşıya gelecek şekilde. Şu ipimi de şöyle bir neyse bırakalım. Arkada ipimizi bağlayalım. Sıkı bir şekilde öbür ipimi de yine şöyle bunu da keselim. Evet hanımlar. Bakın papatyamız da hazır. Yine bağlamak istediğimiz yerden içe doğru alalım. Şöyle ben az bir şey bırakacağım, uzun bırakacağım çünkü tekrardan bakacağım eğer ayarlı değilse, tam istediğim yerden bağlı değilse tekrardan yeniden bağlamak için. O yüzden uzun bıraktım birazcık. Evet hanımlar, saç bandanamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka örgülerde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.